Anahtarı elime verdi. Ben dedi gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya bir şey söyle dedik. Merak etme, bu siyasi bir şey değil. Ben sizin için gidiyorum dedi. Döndü arkasını gitti. Üç kişi kollarını yapıştığımız halde tutamadık. Sanki bir çocuğun elinden oyuncağını almışsınız öncesinde. Bir yere saklamışsınız. Daha sonra ona yerini göstermiş gibi böyle bir heyecanla gitti. Bu bizim ya 5 ya 6. kedimiz. Ben daha sayamadım. Bunun öncekiler işte öldü çoğu. Kimisi kaçtı, durmadı falan. Bizim bir kedimiz vardı. Eski evdeyken, Şimşek'teyken. Yüksek bir katta oturuyorduk. Yani 5. kat gibi bir katta oturuyorduk. Kedi balkondan aşağı düştü. Kendinden. Bacağı kırıldı. Tabii bu hastane masrafları falan hani devletin karşıladığı bir şey değil. Yani az bir para değil. Yani bir miktar para vardı. Hani biz bir an şaşırdık. Baba dedik hani bu para. Dedi ki bu eve giren kedi de olsa dedi, çiçek de olsa dedi, bir insan da olsa dedi, benim sorumluluğum bizim sorumluluğumuz altındadır dedi. Parası neyse verilir dedi. Ameliyat ettir dedi. Hani platin falan takıldı kediye. Diğer kediler olsun aynı şekilde sokak kedilerine. Çünkü yani kapının önünde mesela bizim 20 kiloluk bir mamamız vardır sadece sokaktaki kedilere vermek için. Evimizde bir kedi var besliyorsak dışarıdaki kedilere de yardım etmemiz lazım dedi. Yani bu sadece hani kediler özel bir durum değil. Hani çevreye karşı hep böyleydi zaten. Sadece kedileri çok severdi yani. Kedileri biraz da ayrı severdi. Hani sizi bir evlendiririm 2-3 sene sonra bir Muğla'ya gider bir bahçe, bir tavuk, işte iki kedi, köpek o tarz. Hani o tarz yaşamak istedi. Çünkü hep bizim için ve çevredeki insan için çalıştığı için hiç tatil yapmadı, anlatabiliyor muyum yani hani. Tabii öyle 2-3 günlüğüne hani bir yere gitmiştir, o tarz tatilden bahsetmiyorum hani bir huzurlu bir tatil yapamadı, böyle uzun süren böyle bir emeklilik yaşayamadı. Emekliydi babam zaten. Bir emeklilik yaşayamadı. Sadece yoğun çalıştı ve ondan sonra gitti. Kardeşimle birlikte Eyüp'te bir çay ocağında arkadaşlarımızla muhabbet ediyorduk. Saat 9:30 ona doğru sosyal medyadan ve televizyonlardan haberimiz oldu. Tabii tankları sokakta görünce en azından bizim nesil olarak bir anlam veremedik. Çünkü yalnızca hikayelerini duyardık biz. Yani tank eğer sokağa çıktıysa darbe olacaktır. Fakat yıl 2016 ve buna ihtimal vermemiştik. Yani bütün arkadaşlarımız olarak bir şeyin önlemi, bir şeyin tatbikatı olarak düşündük. Veya bir ihbardı, başka bir şeydi. Aklımıza hiç darbeyle ilgili bir şey gelmemişti. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sonuna kadar güvenen insanlarız yani o anlamda. Ya bunun İstanbul sokaklarında ne işi var diye düşündüm. Daha sonra babam kardeşimle beni eve çağırdı. Tam biz eve geldik. Aşağıda bekliyoruz. Girmiyoruz içeri çünkü bütün herkes dışarıda. Hani ne oldu ne bitti kendi aramızda öyle şey yapıyoruz. Analiz etmeye çalışıyoruz. Babam indi aşağı. Ne abdest almış olacak ki? Saçları ıslaktı. Ben dedi gidiyorum. Baba dedim nereye gidiyorsun? Hani, gayet ciddi bir şeyle. Dedi ki bu sizin anlayabileceğiniz bir şey değil. Biz dedi çok darbe gördük. Bu dedi darbe dedi. Babam 64 doğumlu. Yanılmıyorsam bir darbede çocukluğundaydı. İkincisinde yanılmıyorsam herhalde bizzat gençliğine denk geldi, yaşadı. Ama sanki babam biliyormuş gibi, bir şeylerden eminmiş gibi. Ben gidiyorum dedi. Dedim ki baba dedim bekle. Bir 15 dakika, 20 dakika ne değildir bir öğrenelim. Çıkacaksak hep beraber çıkalım dedim yani hani. Şimdi senin tek başına gitmenin bir manası yok. Merak etme, bu siyasi bir şey değil. Ben sizin için gidiyorum dedi. Döndü arkasını gitti. Üç kişi kollarını yapıştığımız halde tutamadık. Sanki bir emanetini bir yerde unutmuş da bir an önce kendi himayesinde bulundurup rahat etmek ister gibi gitti. Sanki bir çocuğun elinden oyuncağını almışsınız öncesinde, bir yere saklamışsınız, daha sonra ona yerini göstermiş gibi böyle bir heyecanla gitti. Ya onu belli ederek gitti. Bize bir baktı şöyle. Ya kızgın bakmadı hani. İlk kez babamdan öyle bir bakış gördüm. Biz elimizi kendimiz çektik. Dedik tutamıyoruz hani.
İyi dedik, biz ne yapalım? Biz de dedik, durmayalım yani, hani madem sen gidiyorsun biz de peşinden gelelim senin. Buraya gelmeyin, siz dedi vatana gidin. Ben dedi buradan muhtemelen vatana geçeceğim dedi. Fakat biz gerçekten işin ciddiyetini farkında değildik. Yani gidiyoruz ama ne için gittiğimizi de açıkçası çok bilmiyorduk. Babam biliyordu, biz bilmiyorduk ama. Biz gidince öğrendik. Babam yürüyerek buradan Haliç Köprüsü'nü geçmiş, oradan Stüdyo'ya geçmiş. Biz de Vatan Caddesi'ne doğru yürürken bir gürültü, ama ben daha önce hiç öyle bir gürültü duymamıştım hayatımda. Çok yoğun, çok yüksek bir ses, fakat ne olduğunu anlamıyorum. Yaklaştık bir karaltı geliyor. Bir 5 metre, yani bir 5-10 metre daha yaklaşınca tank olduğunu anladım. Hayatımda ilk defa canlı böyle yürüyen leopar tankı görüyorum. İşte üzerinde bir komutan, bir asker, işte ağır ağır, etrafı kalabalık çevrilmiş, yaklaşık 20-30 kişi. Kardeşim görünce, biz görünce zaten dayanamadık, biz de koşmaya başladık. Derken bir 4-5 metre kala ben durdum. İşte asker üstündeki ateş etti birkaç el silah falan işte. Yani öyle bir korkup kaçışım olmadı. Biraz böyle bir açıldık. Ateş açar açmaz tankın etrafı şöyle bir genişledi. Yani insanlar bir geri çekildi. Ne oluyoruz? Bize mi açtı falan diye. Ha, bize değilmiş deyip tekrar saldırdılar falan. Tank bir şekilde çıktı oradan yani. Zar zor böyle. Yani yolun ortasını falan ezip geçmez yolunda kaldı. Yolun dışına çıktı. Neyse biz tankları kovaladık. Sonra geri döndük Vatan Caddesi'ne. Emniyet binasının önüne. Orada bir tane tankı esir aldıklarını fark ettik. İçinde asker var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Fakat etrafında yaklaşık 200 kişi toplanmış. Tekbirler, sloganlar vesaire. O sırada da şey oldu. Emniyet çok kalabalık oldu. Artık dedik tamam, emniyet, hani vatandaki emniyet sağlam, güvende, sıkıntı yok Allah'a şükür falan. Yine sürekli babamla da irtibat halindeyiz. En son babamı aradığımda ben de havalimanına geçeceğim. Cumhurbaşkanı oraya geliyormuş. Babam da bayağı severdi kendisini, yani Cumhurbaşkanımızı. Hani o oraya geliyorsa orada da bir sıkıntı olabilir diye ben oraya gidiyorum dedi. Ama gidememiş. Bizim de ondan tam haberimiz yoktu. Hepimizin şarjı bitti telefonun. İşte çünkü video çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz falan. Şarjlarımız bitti. Baba dedik yani biz bayağı bir susadık. Telefonlarımız da şarjı bitiyor. Biz bir eve gelelim. Telefonları şarj edelim. İhtiyacımızı giderelim. Tekrar Fatih'te buluşuruz. Tamam mı? Tamam dedi. Sen iyi misin? İyiyim. Biz de iyiyiz. Tamam, sorun yok. Hep beraber eve geldik. İşte bir su içtik. Bir terlemiştik bayağı falan. Üstümüzü değiştik. Telefonları 15 dakika şarj ettik. Ahmet'e dedim ki sen evde dur. Annemler evde. Ben çıkıyorum. Yani dedim, sen evdekileri mukayyet ol, hiç olmazsa hani. Kardeşime dedim ki, yani babam ve kardeşime, ben dedim yatıyorum. Siz dedim şey yaparsınız, Harun dedim çıkıyor. Fatih'e gidecek, orada dedim görüşürsünüz. Ben her 5 dakikada babamı arıyorum. Yavuz Selim'e gittik, arabayı park ettik. Üstü kanlı insanlar görmeye başladık artık. Çatışma var, buraya arabayla girmeyin. Yolu kapatmıştı yani bizim. Yani insanlar yolu kapatmıştı. Bizi yönlendirdiler başka yere. Bir sokağın arasında arabayı park ettik. Babamı arıyorum. Tekbir getiriyor sürekli. Çatışma sesleri geliyor falan. Koşmaya başladık artık. Bayağı işte Yavuz Selim'den işte Sarıçayna'ya kadar koştuk falan. Kanlı insanların sayısı artmaya başladı bu sefer. Hani yüzü gözü kan olmuş yaralı insanların sayısı artmaya başladı. Babamı arıyorum. Oğlum dinle dedi. Ses yok. Sadece çatışma sesleri var ve tekbir getiriyor. Ben sürekli bağırıyorum hani. Baba bir şey söyle, neredesin, tam yerini söyle ki yanına geleyim. Cevap vermedi, telefon kapandı ondan sonra. Tekrar aradım, açmadı, aradım, açmadı. Sürekli koşuyorum, elimde telefon, koşuyorum şeye doğru, Sarıçayna'ya doğru. Bayağı artık şey olmuştu hani, kurşun seslerini tam böyle kulağımızda hissediyoruz falan. Babam telefonu açmayınca ben bayağı bir tedirgin oldum. Ben daldım, şeye doğru gidiyorum, belediye binasının önüne doğru koşuyorum. Kendileri Fatih'e giderken arkadaşla birlikte yolda yaralıları görmüşler. Önünde bir ambulans. Ambulans içine bir bakmışlar. Babama biri kalp masajı yapıyor, diğeri de tampon yapıyor. Kardeşim o sırada zaten aklını yitirmiş tabiri caizse. Bayağı kan vardı yani. Benim ayakkabılarım bile kan olmuştu babamın sedyeden dökülen kanlarından falan. Ben tabii kendimden geçtim. Bağırıp çağırmaya başladım falan. Tuttular beni. Babamı da sedyeli ambulansa bindirdiler. Dedim bu benim babam, ben de ambulansa bineceğim. Babamın üstünde mavi kareli bir gömlek vardı. Altında da mavi kot pantolon vardı. Ambulansın içine baktığım zaman kıpkırmızı bir gömlek, kıpkırmızı bir pantolon gördüm. O anki psikolojiyle reddetmiş. Bu benim babam olamaz diye. Ambulansta basmış gitmiş. Hangi hastaneye gittiklerini bilmiyorlar. Vefatından birkaç gün sonra ya da bir iki hafta sonra falan düşünmeye başladım. Eğer dedim ben ambulansın içinde olsaydım nasıl bir durumda olurdum şu an? Yani
gözünün önünde baban kan kaybından ölecek. Yani vefat edecek, şehit olacak. Muhtemelen atlatamazdım. Allah yardım etti. Ben babamı orada tanıyamadım. Ben o şekilde yorumluyorum kendime yani. Sabah 9.30 gibi annem beni uyandırdı. Furkan kalk, babanı yaralamışlar dedi. Dedim ne saçmalıyorsun sen yani. Babamı kim yaralayacak babamı? Onu söyleyince aklıma ilk benim herhalde kalabalığın içerisinde biri yanlışlıkla bir şey yaptı veya bir gaspa uğradı vesaire, bir saldırıya uğradı diye düşünüyorum. Askerle ilgili hala aklımda hiçbir şey yok. Babam direkt ambulans içinde kan kaybından şehit oluyor. Hiçbir kayıt almadan direkt hani fermuar çekip tabiri caizse morga koyuyorlar. Morg önüne geldik. Hastane morgunun önüne. Morg görevlisi sizden önce buraya 3 ekip daha geldi. Bu kişiyi teşhis edemediler. Yani böyle biri yok burada ama hani siz de emin olmak için bir bakabilirsiniz dediler. Bir kişi gelsin teşhis amaçlı. Amcam girdi. Amcam çıktığında ağlıyordu. Babamı teşhis etmiş. İlk arayan bendim, en son ben ulaştım. Bayağı yani kötü olmuştu benim için. Öyle olunca işte insan şey yapıyor ya. Bir yandan diyor ki buldum babamı diyorsun. Bir yandan da farklı buluyorsun. Göğsünden vurulduğu anlaşılmıştı. Ben çok detaylı bakamadım. Yalnız yüzüne bakabilmiştim o sırada. Gözlerim maviye dönmüştü. Normalde açık kahverengiydi gözlerim. Gözlerim maviye dönmüştü. Saraçhane'nin önünde vurmuşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde. Allah ona her istediğini nasip etti yani. Kesinlikle istediğini nasip etti. O yüzden babamızdan da daha, yani biz de mutluyuz, anlatabiliyor muyum? Ya öyle yaşamak istedi, öyle şehit olmak istedi zaten. Yani İstanbul gibi bir yerde şehitlik nasip oldu. Yani çok zor bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani onu görünce de diyorsun ki demek ki Allah isteyene, bu yolda da çalışıp yürüyene veriyor yani. İstanbul'un göbeğinde bile olsa, Fatih'in göbeğinde bile olsa veriyor. Bu şekilde düşünmemizin de tek sebebi de yine dediğim gibi babamdır. Çünkü bize böyle aşıladı. İnsan istediği kadar şiddetten kaçsın. Gün geliyor bir gün şiddet evinin direğini söküp alıp götürüyor. Ben sadece izlemekle yetiniyorum yani. Bu açıdan babamı koruyamadım. Belki ailemin geri kalanını iyi bir şekilde koruyabilirim düşüncesi. Veya babam canını verdi. Ben bu vatan için, bu devlet için neyimi verebilirim düşüncesi. Yani biraz da şiddetten istediğiniz kadar kaçın. O sizi geliyor buluyor. Ben de artık yani gerekirse şiddetin içine yani bir şeylerin fedakarlığını yaparak girmek istiyorum. Biraz onun düşüncesiyle polis olmaya çalışıyorum şu anda. Cumhurbaşkanımız da özel olarak bir fikir beyanında bulundu bana. İtiraz edemezdim yani. Babamın bize çocukluğumuzdan beri öğretmeye çalıştığı en önemli düstur iyi insan olmaktan fazlası değildi gerçekten. Yani şu ayrımı yapabiliyor olmamız gerekiyor bizim. Ben şunu iyi biliyorum ki babamı şehit eden adam belki babam kadar namaz kılıyordu. Belki ondan daha fazla tesbih ediyordu. Belki ondan daha fazla tövbe ediyordu vesaire. Fakat yani biri şehit oldu, öbürü hain olarak gitti.